Ses kısıklığı özellikle 10 günden daha uzun sürüyor ise önemsenmeli ve ciddiye alınmalıdır. Çünkü o zaman gerek supraglottik yani ses tellerinin üzerinde, gerekse glottik yani ses telleri düzeyinde enfeksiyoz hadiselerden ayrı, yani dışarıdan kapılan hastalıklardan ayrı kötü huylu bir problem olma olasılığı da ortaya çıkar. Tabii ses kısıklığı ile birlikte başka bazı belirtiler olması da bizim onu önemsememize yol açar. Nedir bunlar? Örneğin yutma sırasında ya da yutkunma sırasında ağrı olması, özellikle yutkunma ile ağrının kulağa yansıyan bir ağrı olması, boğazda devamlı takılma hissi, devamlı sanki böyle bir gıcık varmış gibi yutkunurken orada bir şey kalıyormuş gibi bir his olması ve öksürük, özellikle tekrarlayan ve uzun süren öksürük, eğer hele balgamda bir kan vesaire gibi bir bulgu da varsa özellikle önemsenmeli ve mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına danışılmalıdır.